SNI'de Business Development and Account Management ekibinde çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 yıldır SNI çatısı altındayım. Bugün de sizle gelen ERŞİV'i konuşuyor olacağız. 2020 yılı Ocak ayında ERŞİV mevzuatının yayınlanmasıyla birlikte bazı kapsamdaki ERŞİV faturalarının interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunlu hale geldi. Bu kapsam dahilinde eğer düzenleyen kurum, kişi e-fatura mükellefi değilse, vergi mükellefi ise alıcısının kim olduğunu bakılmaksızın ilgili faturayı 5000 lira limitini geçiyorsa eğer interaktif vergi dairesi üzerinden düzenleyip göndermesi zorunlu hale getirildi. Tabii bunun akabinde hem ilgili platform üzerinden, interaktif vergi dairesi üzerinden düzenlenen fatura sayısı sayıca arttı. Hem de ilgili birimler bunun takibini başka bir ortam üzerinden yapmakla görevlendirilmiş oldu. Bu da hem iş takip açısından hem de zaman tasarrufu anlamında bazı zorluklar meydana getirdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, 2021 Kasım ayında bu ilgili limit 5000 liradan 2000 liraya düşürüldü. Haliyle bu bahsettiğimiz yoğunluk, bu bahsettiğimiz çaba daha da arttı. Şirketler ya da işte ilgili departmandaki kişiler bunun takibini yapmakta zorlanmaya başladılar. Aslında buradan hareketle ortaya çıkmış bir çözüm. Peki ne yapıyoruz? Gelen ERŞİV dediğimiz ürün aslında interaktif vergi dairesi üzerinden size gönderilmiş olan, sizden kastım buradaki e-fatura mükelleflerinden bahsediyorum. E-dönüşüme tabi olan e-fatura mükelleflerinden bahsediyorum. Çünkü fatura mükellefi olsa da olmasa da interaktif vergi dairesi üzerinde bir belge akışına sahip bu kurum ve kuruluşlar. Bunun takibini standart ERP sistemleri üzerinden SAP'de örneğin yapmayıp ayrıca bir platform üzerinden takip ediliyor bu süreçler. Bahsettiğimiz gibi iş gücü anlamında büyük efor gerektirdiği için de şöyle bir çözüm sundu biz SNI olarak. İlgili belgelerin mail yoluyla göndericilerinden alıcılarına mail olarak atılmasını ardından da biz mail okuma programı aracılığıyla bu gönderilmiş mailler üzerinden belgenin egzemelini okuyarak tıpkı diğer e-dönüşüm ürünlerine konu belgeler gibi ilgili e-arşiv belgelerini yani tırnak içinde söyleyelim interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilen e-arşiv belgelerini SAP içerisine çekmesini konu alan bir uygulama. Burada pek bunu nasıl sağlıyoruz kısmına değinebilirim. Örnek veriyorum, bir alıcı yani fatura mükellefi olan aslında bu ürünü kullanacak kurum ya da şirket diyebiliriz. İlgili belgeyi alabilmek adına halihazırda zaten mail adresleri kullanılıyor. Kargo yoluyla değil de normal ortamda yani bizim bahsi geçen dönüşüme konu olan belgenin alınabileceği soft ortamda belgenin alınabilmesini olanak sağlayabilmek için genellikle mail üzerinden ilerleniyor. Bir mail adresi açılmasını istiyoruz projenin başlangıcında eğer yoksa tabii. Ardından göndericisi tarafından ilgili belgenin XML halinin o mail adresine gönderilmesini istiyoruz. Neden XML halinde ve neden gönderici bunu yapıyor? Çünkü interaktif vergi dairesi üzerinde ilgili belgenin XML'ine yalnızca o belgeyi oluşturan, gönderen taraf erişebiliyor. Alıcı belgenin XML'ini göremiyor. Yalnızca rapor bazında ona o hafta içerisinde gelmiş olan e-arşiv faturalarını aslında indirebiliyor. Yalnızca rapora ulaşabiliyor. Peki bunu SAP içerisinde nasıl görecek? Bahsettiğim bu gelen e-arşiv ürünümüzde birazdan ekranda da gösteriyor olacağım. İlgili belgeyi mail okuma programıyla gidiyoruz. Gönderilmiş olan belgenin ekindeki XML'i bu mail okuma programıyla okuyup sonrasında belgenin yine SAP içerisinde diğer e-dönüşüm uygulamalarındaki gibi görünmesini sağlıyoruz. İsterseniz ekran üzerinden göstereyim hem de fonksiyonları da görebiliyor oluruz. Belgenin menüsüne gidebilirim direkt. Gelen e-arşiv ürünümüzün menüsü aslında bu şekilde. Bir mail okuma programı var. Mail okuma programında ilgili programın çalışma standartlarını siz belirleyebilirsiniz. Bunu varyant halinde saklayabilirsiniz. Nedir bunlar? Okunmuş mailler veya okunmamış mailleri çekebilirsiniz. İlgili şirket kodları için hepsini okuyabilirsiniz veya sadece bir şirket koduna gelen faturaları okuyabilirsiniz. Zaman aralıkları verebilirsiniz. Ardından bunu çalıştırdığınızda belgeler direkt bu okuma programı aracılığıyla kokpite düşüyor. Hemen şuradan örnek belgelerimizi açalım. İlgili belgenin nasıl geldiğini görelim. Belge bizim yardımcı statülerimiz var. Bu statülerden aslında 90 statüsünde düşüyor. Bu ne demek? Belgenizi onu da açalım. Belgenin okunduğunu, mail okuma programı tarafının okunduğunu ve XML'nin sisteme yüklendiğini görüyoruz aslında. Belge standart. Diğer ürünlerdeki gibi aslında bir HTML versiyonu görüntülenebilir halde sisteme yüklenmiş oluyor. Bu tabii bir deneme faturası. O yüzden bunu data bakımından baz almayabiliriz. Peki bu belge size mail olarak XML gönderildi. Sizin tarafta da normalde çektiğiniz bir rapor var. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Çünkü raporunuzda olup size gelmeyen mailler olabilir. Size gelen ama sizin raporunuzu çekmediğiniz mailler olabilir. Burada da interaktif vergi dairesi üzerinden. Bu arada eskiden bunu biz manuel olarak upload ediyorduk içeri. Yani kullanıcıya şunu söylüyorduk. İnteraktif vergi dairesi üzerinden çektiğiniz maili sisteme şuradaki buton aracılığıyla yükleyebilirsiniz diyorduk. İlgili rapor herhangi bir kod içermediğinde
üzerinden. Yalnızca header bazında, yani bazı anahtar bilgileri içeren bir rapor olduğu için raporun görüntülenmesi mümkün değil ama içerideki datayı gelen faturanın, tekil belgenin datasıyla karşılaştırıp sonrasında eğer bu, örnek veriyorum, bu bir rapor, görüntülenmek istediğinde görüntülenemeyen bir rapor, bir belge ya da bir satır diyelim. İlgili rapor yüklendikten sonra raporun içerisinde yer alan belgenin, yani tekil belgeden bahsediyorum, statüsü otomatik olarak değişiyor. Normalde 90'da ilk yüklendiği halinde oluyordu. Sonrasında 92 olarak update oluyor. Bunun için Cockpit'i yenileyebilirsiniz. Çıkıp tekrar girebilirsiniz. Görelim örnek olarak. Dediğimiz gibi yenileyerek aslında belgenin raporu yüklendi ve raporun içerisinde bu e-arşiv belgesinin anahtar bilgileri olduğu için de aslında şunu söylemiş oldu sistem bize. Size göndericisi tarafından mail olarak gönderilmiş belge egzemeli sizin haftalık olarak çektiğiniz rapor içerisinde mevcut belge olarak. Bu yüzden tüm belge sirkülasyonu tamamlandı interaktif belge dairesi üzerinden. Bu operasyonel süreçleri şöyle etkiliyor. Ya da bu belgeyle ne yapılabilir? Aslında standart e-dönüşümde genellikle gibi bir raporlama söz konusu olduğu için zorunluluklar yerine getiriliyor. Ama tabii gündelik yaşamda, yani şirketlerin günlük operasyonlarında da işte muhasebe belgesi oluşturma veya onay mekanizmalarına sokma, departmanlara atama, arşivleme veya mail olarak farklı bir kuruma gönderme gibi süreçler oluyor. Aslında bunlar SAP'in içerisinde tamamlanabilen süreçler. Bu belgeyle de tamamıyla buna olanak sağlıyoruz. Yani SAP'in standart versiyonunda ki, yani SAP'in standart fonksiyonları kullanılabiliyor. Bu belge buraya geldikten sonra rapor içerisinde yer alan ya da işte belgenin içerisinde yer alan VKN ile eşleşmiş olacağı için VKN veya TCKN gibi bir key datadan belgenin sizin hali hazırda olan master datanızda, ana verinizdeki tüm bilgileri eşleştirip aslında burada görmüş olduğunuz belgeyi, mesela bizim test account'umuz diyelim, Özge Test, Özge Test'e atamış oluyor. Otomatik olarak belge zaten sizin cihazınızdaki VKN tanımlı olarak düşüyor. Peki bu ne gibi fayda sağlıyor? Sizin belgeniz gelmiş olabilir, raporunu yüklemiş olabilirsiniz. Yani 92 statüsünde işleyebilirsiniz veya raporu yüklemişsinizdir, belge içeride yoktur, onu göremeyebilirsiniz. Belge geldikten sonra mail programı kurabilirsiniz. Bu mail programında, örnek veriyorum, vadesi şu kadar gün geçmiştir, ödemeniz şu zamanda çıkacaktır şeklinde bildirimlerle bilgi mailleri atabilirsiniz muhatabınıza veya tedarikçinize diyelim. Tabii işte onay mekanizmalarına sokabilirsiniz. Departman arası onaylardan geçirebilirsiniz. Tabii onay mekanizmalarına sokabilirsiniz. Departmanlara atayabilirsiniz. İş birimlerine paslayabilirsiniz. Gibi gibi birçok fonksiyona aslında müsaade eden bir yapı var. İlk başta bu süreci manuel rapor yükleyerek ilerletiyorduk. Fakat son dönemde interaktif belge dairesi üzerine kurduğumuz robotla diyelim, bu raporu otomatik olarak çekiyoruz artık biz. Yani burada kullanıcı üzerine iş yükü veya zaman kaybı anlamında da yapılacak bir şey düşmemeye başladı. Sizin yapacağınız tek şey, yani bu ürünü kullanacak olan kişilerden bahsediyorum, proje süresince ilk başlarda tedarikçilerinize ilgili belgenin egzemelinin içeren maili sizin belirleyeceğiniz mail adresine atmasını alışkanlık haline getirmeniz olabilir. Sonrasında tüm süreç otomatik olarak akıyor. İnteraktif belge dairesi üzerinden de rapor otomatik olarak çekiliyor. Size gelecek olan maili otomatik olarak okuyoruz zaten. Siz burada ayrıca bir platformda takip etmek zorunda olduğunuz belgeleri SAP'in içinde herhangi bir arayüze ihtiyaç duymadan takibini sağlayabiliyor olacaksınız. SNI web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz, demo sayfasına ulaşabilirsiniz veya contact@snlteknoloji.net'e mail gönderebilirsiniz. Bu taleplerin hepsi yine bizlere geliyor. Gelen e-arşiv üzerine merak ettiğiniz tüm soruları veya sisteminizde diğer fonksiyonlarla nasıl kurgulayabiliriz kısmını sizlerle detaylıca konuşabiliriz.